Futbol tarihi potansiyeline ulaşamamış genç yeteneklerle doludur. Bunlardan bazıları kaybolup giderken bazıları da kan uyumu yakaladığı kulüplerde yıldızlaşırlar. Dünya çapında bir yıldız olamasalar bile takımlarını sürüklemeyi başarırlar. Andreas Cornelius da bu futbolculardan biri. Cornelius 16 Mart 1993 yılında Danimarka'nın Kopenhag kentinde dünyaya geldi. Çocukluğunda aklı hep futboldaydı. Daha küçük yaşlarından belliydi hayatını futbol topundan kazanacağı. Önce Hekla isimli gençlik kulübünde top koşturduktan sonra Fremad Amager kulübünün altyapısına geçti. Alt yaş kategorilerinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cornelius asıl büyük adımını Kopenhag altyapısına transfer olarak attı. Danimarka'nın en ünlü ve köklü futbol kulüplerinin başında gelen başkent ekibi Cornelius'un futbol hayatının merkezine oturacaktı. Aynı zamanda doğduğu şehrin kulübü de olan Kopenhag'ın altyapısına top koştururken diğer yandan Danimarka'nın alt yaş milli takımlarının da vazgeçilmezleri arasına girmişti. Temmuz 2011'de Kopenhag A takımının sezon öncesi kamp kadrosuna yer aldı. Bu onun A takım seviyesine ilk çıkışıydı. Ancak 2011-2012 sezonunda Kopenhag A takımında kendine yer bulmakta zorlandı. Sezonun ilk yarısında hiçbir maçta kadroda yer alamadı. İkinci yarıda aynı şekilde geçerken 4 Nisan 2012 tarihinde Aarhus maçında Cesar Santi'nin yerine oyuna girerek ilk kez A takım seviyesinde forma giydi. 20 Mayıs'ta ise kulüp Cornelius'un kalıcı olarak A takım seviyesine çıkarılacağını açıkladı. Ancak sezonun geri kalanında bir maçta daha sonradan oyuna girmek haricinde süre bulamadı. Ertesi sezon Cornelius'un hikayesinin başlangıcı oldu. Kopenhag formasıyla 34 lig maçında 18 gol atarak gol kralı olan Cornelius 5 de asist yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez sahne alma imkanı buldu ve 6 maç sonunda 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Danimarka'nın A milli futbol takımının formasını giymeye başlayarak uluslararası arenada boy gösterdi. Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle hava toplarında mutlak bir hakimiyet kuran genç santrafor sol ayağıyla usta işi vuruşlarda yapabiliyordu. Bu performansının ardından Avrupa'nın büyük liglerinde mücadele eden kulüplerin radarına giren futbolcu özellikle İngiliz medyasında yeni Niklas Bentner olarak anılmaya başlanmıştı. Tek bir farkla onun kafası yalnızca futboldaydı. Bu rüya gibi sezonun ardından adanın yolunu tuttu. Premier Lig'in yeni ekibi Cardiff, kulüp tarihinin bonservis rekorunu kırarak Cornelius'u kadrosuna kattı. Bu transferin ardından Danimarkalı yönetmen Anthony Thulberg, Cornelius'un filmini yapmak için İngiltere'ye gitti. Futbola büyük ilgi duyan Thulberg, Cornelius hakkında şunları söyledi. "Hiç bu kadar hızlı atılım yapan bir futbolcu görmemiştim. Michael Laudrup'tan bu yana en büyük Danimarkalı yeteneklerden biri. Normalde biyografiler kariyerin sonunda yazılır. Ama ben kariyerinin en başındaki bir futbolcunun hikayesini anlatmak istiyorum." Cornelius ise "Rüyam gerçek oldu. Yazın önümde birçok seçenek olmasına rağmen kariyerim için doğru adım olduğuna inandığım, projesinden etkilendiğim Cardiff'i tercih ettim. Bu kulüpte ve Premier Lig'de forma giyecek olmaktan mutluyum." diyordu. İlk hazırlık maçında gol de atarak olumlu sinyaller veren Cornelius daha sonra bileğinden sakatlandı ve ligin açılışını kaçırdı. Ancak sonrasında da işler yolunda gitmedi. Cardiff formasıyla çıktığı 11 maçın hiçbirinde 90 dakika süre alamayan Cornelius bu maçlarda gol veya asiste kaydedemedi. Kış transfer döneminde kulübü Kopenhag'a geri döndü ve 13 maça çıkıp 5 gol kaydetti. Yeni sezonunda Kopenhag formasıyla giren Cornelius, ligde 22 gollük bir performans sergilerken ligin 24. haftasında oynanan Sigurd maçının 35. dakikasında bileğinden ciddi bir sakatlık geçirerek sezonu kapattı. Henüz Nisan ayında sezonu kapatan Cornelius'un sahalara ne zaman dönebileceği de merak konusuydu. Kariyerinin ilk ciddi sakatlığının ardından dönüşü için öngörülen en erken tarih Ekim ayının ortalarıydı. Ancak Cornelius bu sakatlığı beklenenden çabuk atlattı ve 14 Ağustos 2015 tarihinde Midtjylland ile oynanan 5. hafta maçının son dakikalarında oyuna girdi. 2 hafta sonra da ilk 11'deki yerini geri aldı. Sezonun kalan kısmında düzenli olarak forma giymiş olsa da sezonu 6 gol 1 asistle tamamladı.
Kopenhag'da geçirdiği son sezonunda 49 maçta 21 gol ve 9 asistlik performans göstererek yeniden Avrupa kulüplerinin radarına girdi ve 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle Atalanta'nın yolunu tuttu. Şansını bu kez İtalya Serie A'da deneyecekti. Ama Atalanta'da da işler yolunda gitmedi. Bu formayla ilk sezonunda 31 maçta yalnızca 6 gol kaydetti. Ertesi sezon Bordeaux'a kiralanarak Fransa Lig 1'de boy gösterdi. 29 maçta attığı 3 golle dikiş tutturamadı. Serie A macerasını bir kez de Parma ile denedi. Parma formasıyla ilk sezonunda 27 maçta 12 gol kaydederek eski formuna geri dönme sinyalleri verse de ertesi sezon 30 maçta yalnızca 1 gol kaydetti ve yeniden düşüşe geçti. Cornelius için işler kötü gidiyordu. Tüm kariyerine dönüp bakıldığında Kopenhag dışında istikrarlı performans gösterebildiği bir kulüp yoktu. Bu da onu yalnızca kendi ülkesinde iyi futbol sergileyebilen futbolculardan biri olarak gösteriyordu. Bir başka kötü giden durum da Parma'nın küme düşmesiydi. Parma, Cornelius'u 2 sezonun ardından 8.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı ve küme düştükleri sene sonunda opsiyon devreye girdi. Yani Parma küme düştüğü sezonda Cornelius'a 8.5 milyon euro vermişti. Bu yüzden ucuz bir miktara satamazdı. Cornelius'un formsuz olması yüksek bir miktara satılmasının önünde engel oluyordu. Bu esnada yardımına Trabzonspor yetişti. Yıllardır her transfer döneminde Türk kulüplerine yazılan Cornelius için Türkiye'de forma giymenin zamanı artık gelmişti. Yaz transfer döneminde Trabzonspor Parma'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Cornelius'u kadrosuna kattı. Cornelius için yeni bir sayfa açılıyordu. Trabzonspor uzun zamandır akıllıca yönetilen bir kulüp olduğundan Cornelius için iyi bir seçenekti. Ancak bir sorun vardı. Taraftarın unutamadığı bir başka İskandinav forvet, Alexander Sørloth'un gölgesi hep onun üzerinde olacaktı. Kuzey'in kralı lakaplı Sørloth'un ardından taraftarlarda yeni bir kral arayışı vardı. Cornelius bu yükün altından kalkmak zorundaydı. Bir diğer mesele ise Cornelius'un eşinin hamileliğiydi. Andreas ve eşi Sophie'nin ilk çocukları yoldaydı ve ailede bebek telaşı başlamıştı. Bu yüzden Cornelius fazla seyahat etmek istemiyor, uzun zamandır yaşadığı İtalya'da kalmayı düşünüyordu. Önceliğini İtalya'dan gelen tekliflere verdi. Ancak daha önce Serie A'da başarılı bir performans gösterememiş olması gelen tekliflerin hem kulüp hem de Cornelius için düşük meblağlar olmasına neden oluyordu. Bu da onu İtalya dışından gelen tekliflere daha sıcak bakmaya itti. Bu teklifler arasında hem kulübü Parma hem de kendisi için en tatmin edici olanı Trabzonspor'unkiydi. O da bu teklifi kabul ederek Trabzonspor'un futbolcusu oldu. Trabzonspor'u o kadar sevdi ki çocuğunun doğumu için müthiş bir seyahat trafiğini bile göze aldı. Cornelius 22 Ekim 2021 tarihinde Danimarka'da oğlu Hugo dünyaya gelirken eşi Sophie'yi yalnız bırakmadı. Oğlunu kucağına alan taze baba ertesi gün öğle saatlerinde Danimarka'dan özel bir jetle İzmir'e gelerek Trabzonspor'un Göztepe ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil oldu ve 76. dakikada maçtaki tek golü kaydeden Gervinho'nun yerine oyuna girdi. Maçın son düdüğünden 2 saat sonra yeniden uçağa atlayıp Danimarka'ya döndü ve oğlunun dünyaya gelişinden yaklaşık 1,5 gün sonra aile yeniden bir araya gelebildi. Oğlunu hediyesi ise yalnız bu galibiyet değildi. Her Trabzonsporlu gibi onun da forması daha dünyaya gelmeden hazırdı. Bebeğinin dünyaya gelişinin mutluluğunu yaşayan Cornelius, sahada gösterdiği performansla taraftarı da mutlu etmeyi başardı. Öyle ki Beşiktaş'a 90+5'te attığı galibiyet golü bir düğünün ortasında tezahüratlarla karşılık buldu. Trabzon'una o da Trabzon'a çok iyi geldi ve Cornelius kariyerinin şu anda en iyi sezonlarından birini yaşıyor. Bu hikayeyi yaptığımız sırada Trabzonspor formasıyla bugüne kadar ligde çıktığı 25 maçta attığı 12 golle takımının en golcü oyuncusu konumundaydı ve şu anda liderlikte büyük bir pay sahibi. Taraftar Kuzey'in eski kralını çoktan unuttu. Görünüşe göre artık yeni bir kral var.